Selam gençler, hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü, Kadıköy. Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Biraz heyecanlıyım ben de. Çünkü çoktandır farklı üniversitelere falan gidemiyordum. Bugün İngilizce İktisat bölümüyle karşınızdayız. Marmara Üniversitesi'ndeyiz, Göztepe'deyiz. Çeşme'den otobüse binip 4-5 dakikada buraya gelebiliyorsunuz diye özet geçiyorum bilmeyenler için. Aynen. Evet, yanımda Furkan var. Aynen. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk, merhaba. Sen kimsin? Seni tanıyalım önce. Öncelikle ben Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden Furkan, 2. sınıf öğrencisiyim. İngilizce. Evet. İngilizce çünkü... Türkçesi de. Türkçesi de var, doğru. Aynen, yani ayrı bölümler. Türkçe İktisat, İngilizce İktisat. Zaten fakültede kaç, 5 tane bölüm var. Maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri. İngilizce İktisat ve Türkçe İktisat olmak üzere 5 tane bölüm var. Bütün fakülteyi de öğrendik şu anda. Çok güzel gidiyor. Aynen. İngilizce İktisat bölümünde cidden iyi eğitim alabilirsiniz. Onun garantisini verebilirim yani. Hocalarımız gayet iyi. Okumaya geleceğiz. Peki öncelikle okuduğun bölümü söylediğinde aldığın tepki? Ya okudum, bu bizim teyzeleri, anneanneleri, aile büyüklerine söylenir ya, onlar nasıl tepki veriyor? Ya aile büyükleri farklı tepkiler veriyor, arkadaşlar da çok farklı tepkiler veriyor. Hani aile büyükleri şöyle bir tepki veriyor, hani bunu hepiniz yaşıyorsunuzdur umarım. Umarım değil, öyledir herhalde. Yani, okuyanlar hani, da işte. Şey işte hani mutlaka dedeniz ve babaanneniz falan varsa sormuştur hani bölümün ne falan. Hukuk veya tıp okumuyorsan, sorudan sonra genelde şu oluyor, hani sen şimdi ne olacaksın? Hani genelde bu olarak işletme, iktisat, psikoloji fark etmiyor. Sen şimdi ne olacaksın sorusu. Ama hukuk veya tıp okursan kesin avukat, savcı veya doktor olacaksın falan. Bu manaya geliyor. O zaten genel bizde olan bir şey. Aynen, yani bu tepkileri görebilirsiniz. Yani bunu her öğrenci görebilir aslında. Bu işin bir de yakın çevre boyutu da var. Yani mesela bölümünü bilmeyen insanlarda, daha doğrusu üniversiteki bölümleri tam anlamıyla bilen insanlarda mesela İngilizce iktisat dediğin zaman bu ego yapıyor falan. Niye bölümü İngilizce falan? Yani anladın mı? Halbuki yani bölümün adı İngilizce sadece. Hani yani İngilizce İktisat. Çünkü Türkçe İktisat'tan farklı bir bölüm. İngilizce İktisat için farklı tercih yapıyorsunuz. Türkçe İktisat için farklı tercih yapıyorsunuz. Yani o sizin şeyinize kalmış gerçi. Hani hangi sıraya, hangi bölümü koyacağınız falan. Ayrı bölüm olarak bizim bölümü verebilirsiniz yani. Peki o zaman İngilizce dedik. Hazırlık var mı? Hazırlık var. Yani en başta zaten şey yapıyorsun. Muhafaza sınavına giriyorsun. Geçemezsen bir yıl hazırlık okuyorsun. Tabii aynen, yani belli bir puan kotası var, o kotaya geçemeyin zaman hazırlık okuyorsun. Her sınavda olduğu gibi. Direkt bölümü atlayabiliyorsun. Tamam, hazırlığı geçemedik diyelim. Hazırlık nerede? Göztepe Kampüsü'nde mi? Hazırlık da Göztepe Kampüsü'nde. Marmara Üniversitesi Yabancılar Yüksek Okulu. Çünkü biliyorsun hani hazırlığı kazanamayınca bir anda şehir değiştirdiğin gibi bir kampüse okumaya gidiyorsun ya istemeden. Öyle durumlar olmasın diye sordum. Yine her şey Göztepe'de hallediyor. Öyle durumlar şöyle, mesela hazırlığı geçemeyince de aynı bölümün Türkçesi varsa kendi okulunu devam edebilirsin. Türkçesi yoksa başka okula gidiyorsun. Peki Türkçe İktisat nerede? Türkçe Marmara Üniversitesi'nin? Aynı yerde. Yine aynı yerde. Tamam, okey. Yani bütün hepsini değerlendirmeye çalışıyorum çünkü hani iktisat düşünürken işte Türkçe, İngilizce veya hani hazırlık okursam nereye gideceğim diye sorular kafada yandıysa şu an hepsini cevaplandırdım. Okey, o zaman bölüme geçiyoruz. Bölümün en önemli değerlerinden biri de öğrencilik için kulüptür. Bu arada bu sıralar hafif sallanıyor ya. Değil mi? Aynen. Bak gideyim. Biraz da gıcırdıyor bu. Benim sıra takıntım var da. Böyle ansızın kalkan birisi olduğu zaman şılak sesler oluyor mu? Ama her pek de olmuyor yani. Pek olmuyor ama iyi, tamam, güzel. Herkes oturur ama ben fazla yerimde duramayan bir insan olduğum için. Okey, tamam. En önemli şeylerden biri öğrenci kulüpleri. Bu durum Marmara Üniversitesi'nde sizin fakültenizde, sizin bölümünüzün kulübü olarak nasıl ilerliyor? Yani Marmara Üniversitesi kulüpleri yönelik bir şey var. Hani bir hani destek gibi mi? Destek, yol açıcı falan o faktörler var. Hani isteyen öğrenci istediği gibi kendisi bir şekilde kulüp kurabiliyor. Mesela bizim bölümün kulübü var yani. Tamam, sizin bölümünüzden devam edelim. Bizim bölümün kulübü, yani şöyle, aktiflik açısından öğrenciden öğrenciye göre değişebilen bir şey. Yani yönetim kurulları her sene değişkenlik gösteriyor. İsteyen kalabilir, isteyen kalmayabilir. O tamamen öğrencinin kendi potansiyeli ve kendi özgüveniyle alakalı bir durum. Yani istersen eğer bir şey yapabilirsin, istemezsen de... Tam üniversite özeti gibi, zaten istersen okuyabilirsin, istersen başarılı olabilirsin, istersen öğrenebilirsin, istersen arkadaşlarınla beraber mesleğinizi iyi yerlere götürecek yerleri gezmeye gidebilirsin gibi oluyor yani. Tabii insanın kendi isteğine bağlı bir şey. Burada da işte üniversiteden işte biz 20 kişi şuraya gideceğiz, otobüsü ayarlar mısın durumlarında destek veriyorlar gibi anladım ben. Sen destek deyince... Yani destek alırsın, araştırırsın, sağa sola bakarsın falan filan. O şekilde olur yani. Böyle, evet. Tamam. O zaman sınıflar... Şimdi buraya geldik. Sen bugün dersin vardı. Akşama doğru oldu zaten şu anda da.
Sınıf yani, ortamınız nasıl? Sıcak bir kere bu arada, ben baştan söylüyorum. Yani, mesela üşüyen birisi varsa diye. Hani. Yani bina çok eski bir bina değil. İktisat fakültesi binası. Ha, şu anda da görüyorlar zaten binayı da. Ben beğendim bu arada. Bina çok eski bina değil zaten. İşte sınıflar şeye göre, hani nasıl söyleyeyim size. Yani bizim bölümün katındaki sınıflar büyük genelde. Yani hani 100 kişi falan alır yani. 99-100 kişi falan alır. Peki sınıflarınız kaç kişi yani? Sizin okuduğun şu anda 2. sınıftasın. Bölümün kaç kişi? Yani ortalama 50-60 kişi var. Aldaki sayısı 50-60 mı oluyor derslerde? Ortalama 50-60 çünkü o şey, yani gelmeyenler oluyor. Ondan sonra nasıl söyleyeyim, bir de bölümün kontenjanına göre değişebiliyor. Mesela Türkçe İktisat daha fazla kişi alıyor. Türkçe İktisat iki katından daha fazla alıyor. Çeko falan onlar bir 20-30-40 kişi falan daha fazla alıyor. Tamam, anladım. Tamam, o zaman hocalara gelelim. Hocam geldi, dersi anlattı, dersteki diyaloglarınız. De dersten çıkışında bir soru sorarken genelde onlar hızlıca odalarına veya yemek yemeye gidiyorlar vakitleri olmadığı için. O oradaki soru sorduğunuzda cevap vermeleri veya hani buluşma günleri yapıyor onlar, nasıl diyeyim, müsait olduğu günleri söylüyor. O zaman öğrencilere alıyor. Kapıya bakıyorum bu arada, hani ben de hani kapısında yazıyor ya benim müsait olduğum günler şu gün diyor. O işleyiş nasıl gidiyor? Şöyle ofis hours'larımız var işte, hani ofis saatleri dediğimiz. Burada da böyle deniyormuş. Aynen. Öğrendik. Onun dışında da hoca soru sorabiliyorsun tabii ki. Yani o konuda Allah'a şükür hani biz çok bir sıkıntı yaşamadık. Hani ders biter. Ondan sonra hocaya gideriz, soru sorarız. Hani hocam şu konuda eksiğim var veya şu konuda hani anlamda tekrar söyleyebilir misiniz falan, özet geçirebilir. Peki bu eğitim öğretimi sonunda malum sınav oluyor. Aynen, doğru. Biz buna vize ve final diyoruz. İngilizce'de ne deniyor bilmiyorum. Takılmayacağım tamam İngilizce'ye. Vize ve final deniyor. Bir vize finaller, bir final zaten bir tane yapılıyor da kaç vize, kaç final oluyor diye sorayım. Yani normal fakülte formatını ilerliyor. Her dönem bir vize, bir final. Ondan sonra bütünleme de var aynı zamanda. Bütünlemeden geçemeyeceğin, hani eğer o dersin yaz okulu açılıyorsa yaz okuluna gidiyorsun. Yaz okulu da var yani. Aha. Buradan da bunu çıkarttım. Aynen. Yani o dersin yaz okulu açılırsa dersen derse göre değişiyor. Peki o zaman aklıma şöyle bir şey geldi. Bütünleme deyince derslerin devam zorunluluğu. Var, evet. Şöyle. Uygulanıyor mu? Türkiye. Uygulanması şöyle oluyor. Yani bizim hocalarımız gelen devam zorunluluğunu hani öğrenciyi teşvik açısından yapıyorlar. Hani öğrenci gelsin, derse katılsın, öğrensin dersini. Zaten bizim bölümdeki hocalar da aynı şey. Hani şunu söylerler. Hani biz özel sektör eleman değil de ekonomist yetiştiriyoruz yani. Hani bu o yüzden bu açıdan dersi daha iyi öğrenmemiz açısından teşvik amaçlı bu yoklama metodunu uyguluyorlar yani. Finalleri de geçtik. Peki mezun olalım. Mezun olalım. Aynen. Mezun olunca ne oluyoruz? İşte 400 bin kişiden birisi oluyorsun. Türkiye'de iktisat bölümü çok fazla var çünkü. Gerçekten ben söylemiş bulunuyoruz şu an. İktisat geniş bir kavram bildiğiniz üzere. Çok hani ekonomiden bahsediyoruz burada. Yani sayfa sayfa blok yazılık. Yani şu anlattığımız şey. Bankacılık, finans, ne bileyim danışmanlık, denetim, ondan sonra birçok şirkete hani iş bulma şansınız var. Daha çok aslında öğrencinin üniversite zamanında ne yaptığıyla alakalı bir durum. Yani şöyle, üniversite zamanında sırf derslere giderek veya da sırf ineklik yaparak geçmişsen artık bunun eskisi kadar bir değeri kalmıyor. Artık şirketler şeyi sormaya başladı. Mesela hani okuduğun süre boyunca neler yaptın? Örneğin senin ortalaman 4 üzerinden 3.5'tür, 3.70'tir. Çok yüksek güzel bir ortalama bu arada. Çok yüksek bir ortalamayla mezun olmuşsundur. Ama hiç sosyal aktiviten yoktur diyelim mesela. Hani şöyle bir yorum yapabilir senin hakkında mesela, inek. İnek yani falan yorum yapabilir. Ama mesela başka bir adam gelir. Ortalaması 2.90'dır, 2.80'dir. Ortalama bir öğrencidir. Ama baktığın zaman sosyal aktiviteleri de hani geniştir. Sosyal sorumluluk projelerinde falan yer almıştır. O öğrenci daha iyi bakılabilir. Yani en azından bir bilinci var. Bakış açısı geliştirilebilir. O tamamen öğrencinin üniversite zamanında hangi aktivitelerle uğraştığı ve üniversite zamanında yaptığı stajlar alakalı durum. Staj çok önemli bizim bölümümüzde. Yani bizim bölümümüzde bayağı önemli. Yani iş bulma potansiyeli bu yüzden gene öğrenciye kalmış bir şey maalesef. Ben söyleyecektim senin cümlenden sonra. Sen benden önce daha bırakın. Bölemedim de ben maalesef. Full okuyup, ortalama yapıp çıkınca buradan sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Bankaların önünde böyle zıplarsınız diye. Ama işte önceden bankada saçma sapan bir yerde staj yapmışsınız ki staj yapıyorsunuz genelde saçma sapan bir iş yapmış oluyorsunuz. Hiç kolay değil o işler. Orada bir şey yaptığınız için orada birisini tanıyıp oradan oraya ulaşıp oradan da onun yardımıyla iş bulabiliyorsunuz. Bu yüksek maaşlı olmayacaktır büyük ihtimalle ama hiç yoktan bir yere adım atıp artık başlayabiliyorsunuz sevdiğiniz mesleği yapmaya. Zaten bunun birçok öğrenci farkındadır yani. Olmayanlar var. Olmayanlar çok var. Staj dediğin arada staj zorunlu mu? Staj bizim bölümümüz zorunlu değil. Öğrencinin şeyine bağlı. Mutlaka gerekiyor. Tabii, o tabii ki. Mutlaka gerekiyor. Mutlaka 6 ay, 1 yıl bir yerde bedavaya çalışacaksınız.
para alıyorsanız öpüp başınıza koy. Öyle yani uzun dönem, kısa dönem stajlar falan. Tabii. O zaman aldıkları ortalama maaşlar... Mezun olunca mı? Evet, yani işe girdi, çalışmaya başladı. Yani asgari ücretin biraz üstünde başlıyorsun. Biraz üstünde başlıyorsun ama zamanla ilerleyebiliyorsun. Bu önemli olan. Asgari ücret teklif eden bir yerlerde olacaktır kesinlikle ama... Zaten şöyle, yani Boğaziçi'nden mezun olsan bile şey yapamıyorsun mesela... En iyi bölümlerden birisi o. Zaten Boğaziçi ekonomiden, Boğaziçi işletmeden veya hani Boğaziçi politikadan mezun olsan bile, özel sektörde falan eğer işe başlarsan, direkt seni böyle 10 milyar, 20 milyarla başlatmazlar yani. Bu kadar. Kırılma noktasıyla insanlar şu anda iş sahibi oldu abi. İnşallah. Çünkü bunları sana kimse öğretmedi. Burada geldiğinde sen adil olarak fark ettin bunları. Ve kendi bilgi birikiminden anlattın. Ya. Peki, okunur mu? Bizim bölümde, Marmara Üniversitesi'nde bizim bölümde okuyacaksanız okunur. İngilizce iktisat burada okunurmuş. Okunur. Tabii burada okunur yani. Tamam. Her şey sizde. Okursanız her şey sizde. Aynen. Tabii. Öyle. Bitirdik. Finish. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son söylemek istediğim bir şey var mıydı? Kendinize çok dikkat edin. Yani yatırımınızı önce kendinize yapın diyorum. Tam bir iktisatçı. Cevabı olmadı bu arada. Aynen. O zaman teşekkürler tekrar. Rica ederim. Rica ederim. Şöyle diyelim, sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Veya Furkan'a, çok özelse Furkan'a özelden sorabilirsiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Başka güzel bölüm videolarında görüşürüz. Burayı da bu kampüste görecekseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.